Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Allahümme salavat. Kalbin beş yarasına beş meremi tasammum eder. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udhu bike min hamazati şeyatin ve a'udhu bike Rabbi en yahturun. 21. sözün 2. makamı, sözler mecmuasında vesvese. Vesvesenin 5 tane yara, 5 tane de çaresi. Şimdiki biyofizikte şakrak. 5 tane yarık. 5 tane menfes. Şimdi mukaddemesini okuyayım. Birinci dinlemişsiniz çok. 2, 3, 4, 5'i dinlememişsiniz. Ben mukaddemesinde vesveseyi hulasalandırıyor. Onu okuduktan sonra 5'i geçeceğim. 5 pek dinlenilmemiş. Hiç fırsatı da gelmemiş. 5'i okuyacağım. Şimdi ana fikir olarak şablon ve bir formül olarak vesvesenin mahiyetini. Ey marazı vesvese ile muptela. Vesvese bir kere vesvese marazdır. Hastalıktır. Ruhsal bir hastalıktır. Biliyor musun vesvesen neye benzer? İyi anlaman için bir yere benzetiyor. Bildiğin bir yere benzetiyor. Musibete benzer. Vesvese musibete benziyormuş. Yani nasıl benziyor? Emniyet verdikçe şişer, emniyet vermezsen söner. Ona büyük nazar ile baksan büyür, küçük görsen küçülür. Korksan ağırlaşır, hasta eder. Haf etmesen, korkmasan hafif olur, mahvi kalır. Bu arada hastalığı da tarif ediyor. Musibete benzer diyor vesvese, ha mı? Ondan sonra vesvese musibete benzer. Musibeti de tarif ediyor. Musibet nedir? Çünkü hakikaten çok ilginçtir. Musibeti bir zaman 17. sözde farklı boyutta getiriyor. Bela vereni buldunsa safa ender, ata ender beladır bil. Bela vereni bulmadınsa bela. Yani Allah belanı verdi. Eğer bela seni bir yere götürüyorsa, seni bir yere taşıyorsa, bir yerlerini oynatıyorsa, bir yerlerden kanat açıyorsa sana bir yere doğru, o bela değildir. Beladır. Değil. Bela, Arapçada bela, evet, evet. Safa eder, ata eder. Beladır bir. Açıkıyor. Şimdi seni bir yerlere taşıyor. Taşıdığı yere göre bu taşıyan değer alır. Seni Allah'a götürüyorsa bir şey, götürdüğü şey Allah ise götüren şer olur mu? O zaman bela ve musibetin rengi değişti. Ben çok ailelere biliyorum. İşimiz bu olduğu için. Dinle alakası yok. Kadın bir biraz iyi bir ailenin çocuğu. Türkiye'de yani. Dünden böyle bir namaza başladı gibi. Yani namaza başladı hani geldi devam ettirdi gibi diyeyim. Çünkü evde kılıyordu. Evlendikten sonra o ortamda uydu. Namaz bıraktı. Sonra belirli bir hastalık geçiriyor. İşte görüşmemize vesile oluyor. Düzeliyor ama uzun zaman alıyor. Fakat o ona müthiş bir inkılap yaptırıyor aileye de. Büyük bir inkılap oluyor. Gözleriyle bazı hakikatleri görüyorlar. Gözleriyle. Gözleriyle bir hakikati müşahede ediyorlar.
Çok büyük nimet. Ve diyor ki, Allah'ından sonsuz şükürler olsun ki, sonsuz hayatımızın kurtulmasına bu olay sebep oldu. Bak şer mi oldu? Bir ailenin düzelmesine komple. Böyle bir şey olamaz yani. Rastlanmamış. Kaderdeki o hali ve vicdani diye bir tarif kullanıyor ya. Yani aynı şekilde herhalde. Evet. Yani böyle insan her musibette böyle kendisini cihet-i rahmetin içe dönüp murakabe edip ya işte yani bu musibetin niçin verildiğini, neyin karşılığında verildiğini, evet. Ne kusurum, ne hatam var, ve ibadetlerinde bir ciddiyetsizlik var, ne bileyim yani kendisini tamamen evet. Otokontrol içerisine böyle sokuyor, evet. Sevgiyet veriyor. Yani. Şeyde kader esasını öyle diyor, yani hali ve vicdan ilmi değildir kader. Yani ilmi olsa ilmi çerçeveye alabilirdin, hali ve vicdanidir. Misal vermiştik, hatırlarsınız orada. Ki oldu başımıza. Bir yerden geçerken kadının bir tanesi bakmadan camda hiç olmayacak bir şeyde sonra da tahmin etmiyorum bu kadın yapsın her zaman. Bulaşık suyunu mutfağın camının dışarı atıyor. Caddeye. Lava var. Şimdi ona sorsam vallahi hiç düşünemedim. Doğru. Yani akıllı iş değil. Lava var. Boşaltmıyor bulaşık suyunu camdan aşağı atıyor. Olacak şey mi? Tak üzerime. Üzerime ama bir saniye sonra geçebilirdim. Bir dakika önce gidebilirdim. O bir saniye sonra dökerdi, işi biter. Bir dakika sonra biter. Yok. Hepsi tak tak tak. Hii. Dedi. Hani atarken bir pişman oldu. Hemen arkasına bakıyor nereye gitti diye. Nasıl olduysa yapabildi. Boş ver yaptırana bak sen. Utancından şey yapamadım ki. Yalnız camda elini gördüm böyle. Yani özü manasında. İki düşünce var işte onun dediği gibi. Gel içine dön. Dön seyri seyir, seyri enfusiye dön. İç aleminde nereye gidiyordun, ne yapıyordun? Sen buna layıksın. Sen bulaşıklara layıksın. Yani ilmi olsa bu suçludur. İlmi olsa bu suçludur. Ama hali ve vicdani. O olay seni içine döndürüyor. Ne yaptım ki? Bunun eliyle Allah beni bu hale soktu. Allah gökten elma vermez, ağaçla verir. Sığırla süt verir. Ana ile şefkat eder. Hali ve vicdan, iç alemine dön. Ama ne kârın var ötekide ilmi? Be hayvan, kör müydün? Sen var ya sen, ne oldu? Ne kârın oldu? Hem kendini yıprattın hem de. Ve veriliş gayesi de gömüldü, yok oldu. Bir de o. En büyük hazineyi yok ettin yani. Aslında o bir şey için verilmiş. Bir yere varman, bir şakrakın açılması için. Ama içine döndün. Allah onun eliyle. Herhalde göktün. Ağlasam gün. Bunu böyle olacak hali yok. Gökten domates. Gün. Öyle verecek hali yok. Ne demek istiyor? Beden dilini anlayacak. Kendine dön, rahat et. Bu da rahat etsin. Sen de rahat et. Allah Resulü dedi, kafayı bir yere vurdunuz, maziye geçin. Ne yaptın? Hocam yine bir şey mi yaptım? Hayır, bir şey yaptın şarkı. Dört tane şeyden gelir. Ya şefkat tokatın. Yani şefkat da yakına vurur. Bak buraya vuruyorum. Sana vuramam. Uzaksın. Şefkat yakına vurulur. İkaz eder. Tak tak buradan vurur. Bir de buradan tak tak. Tak. Pişt. Böyle gitti. Böyle. Yan pırı yumpırı yok. Doğru Musa. Yan pırı yumpırı yok. Böyle. Şefkat tokatı tak tak. O zaman nimet şefkat tokatı. İki, zecir. Allah kimsenin başına vermesin. Bir bela verir. Daha seni bırakır Allah. Yani bela vermemekle bela verir. Hiç ikaz yapmaz seni. Allah belanı verdi bil. Buna zecir. Allah seni bıraktı. İki, günahını affet diyor. Üç, dört, dereceni arttırıyor. Günah, sana bir makam tayin ediyor. Hakikaten bu kulun bir ruhu var. Hakikaten layık, iyi bir ruhu var ama ortamı, sevap yapacak ortamı vesairesi yok. Bunu ne yapıyor? Dengeli bir kantar düşün. Bunun havaya kalkması için ya buraya bir taş koyacaksın veya buradan bir taş alacaksın. Cenab-ı Hak musibetlerle temizliyor. Neyse, musibeti de tarif ediyor. Musibetin aslı yoktur.
vücudu haricisi yoktur. Senin kabullenişinde vardır. Var zannettiğinde vardır. Bu musibet kol kırılmasından bahsetmiyor. İçsel alemde, ruh aleminde. Yok, vücudu yok. Ona büyük nazarıyla baksan büyür. Küçük görsen küçülür. Yani peki sevgili kardeşim onu nasıl küçük göreceksin? Ölçüsüz adam nereye ne diyeceği belli değil ki, şablonu yok. Dün aynı şeye bir şey der, bugün başka bir şey der. Çünkü kurumuş yaprak gibi rüzgara oyuncak bu. Yani şablonu yok, formülü yok. Peki nedir o? Bir ilim olacak. İlim. İlim ölçüsüyle zahiri şeriat ve batın ilim olunca onu şablona vuracaksın. Şablona vurduğun zaman hakikaten hiçbir değeri yok. Çünkü niye? Niçin değeri yok? Değer yargısı, değerli olanların nazarında bunun değeri yok ki. Cismidir, fanidir. Yani o bela ve musibet dediğin. Esas musibet ve bela, dine gelen beladır. Namaz kılmıyorsan Allah en büyük bela sana nasip etmiş yani, layık olduğun için. Sabah namazlarına kalkmıyorsan, oho Allah sana öyle bir bela vermiş ki, öyle bir bela var ki başında. Ne bağırırsın bu küçük beladan? Gel tevekkül kıl. Cihan dolu başında bela varken, ne bağırırsın kolunun kırmasından, açlıktan, parasızlığından? Sabah namazına kalk. Onlar ne ki? Anlıyor musun? Küçük şeyleri kafana takma. İmandan hariç her şey küçüktür. Şablon. Takılacak şey yani her zaman bir aletiniz olsun. Olaylarda o tartsın. Her olayda sen yeni formül imal etme. Bu nasıldı, nasıl yapacağım falan. Yani perişan etme her olayı. Her olayı çözmek için yeni düşünce boyutu, çözme formülü imal etme. Ödemez. Sabit bir formülün olsun, her yere geçsin. O da dindir. Dinin ölçüleridir. Dinin kısaslarıdır. Ha, şablon. Kolum kırıldı. İmanıma zararı var mı? Yok. Tamam, geçici. E paramı vermedi. Tamam imanıma zararı var. Yok faydası var. Geçiyor. Yani doğrusu bu. Hastalandı. İmanıma zararı var mı? Yok. Yani değer yargıları değişince neticeler de değişiyor. İşler onu küçük görsen küçülür. Niye? İmana göre hiçbir şey yok ki bunun. İmana göre nesi var ki bunun? İmanınızdan daha kıymetli bir şey olmadığına göre... İmanı da, imanı sarsacak hadisi beladır. İmanı destekleyen nimettir. Korksan ağırlaşır, hasta eder. Eyvah! Ya Allah Allah ne oluyor? Mesela bir misal vereyim. Üşüttü da, üşüttü, terledi, bir rüzgar vurdu, böbreğe ağırlaşırız. Şimdi olayı anlatıyorum ben. Hayal anlatmıyorum. Rastladığım adama rastlıyor. İşimiz bu dedik ya. Şöyle yapıyor. Yapmış. Eyvah! Allah Allah ya! Bütün zihin oraya toplanınca beynin şu özelliği var. Salgılama hep oraya yapar. Bir noktadan. Orada. Tamam. Korkunç bir ağrı var. Allah Allah. Üf. Herhalde böbrek gitti. Tamam. Ben zaten şimdi. Herhalde çürüdü döküldü ya. Diyor ya. Şimdi doktora gidiyor baktı vesveseli. Bu vesvese haliye kalp veriyor. Biraz da üşütmeyi veriyor. Bilmem ne veriyor. Biliyorsunuz her kalp bunda yan tesiri var. Orayı güya oyalamak için gidiyor, başka yeri tahrip ediyor o ilaç. O tahrip ettiği yere de düzeltmek için bir sene, iki sene sonra bir kalp daha, başka yeri de öyle vücut sarar durur. Ve fuzuli bir salgılama yaptırırsın, zihnin hep oraya gider. O tamam, herhalde çürüdü, tamam abi. Zihin oraya gidince bütün savunması oraya yönelir. Vücudun diğer savunmasını bırakır. Korksan hasta eder, ağırlaştırır. Hafetmesen hafif olur, mafi kalır. Mahiyetini bilmesen devam eder, yerleşir. Vesvesenin mahiyetini bilmesen yerleşir. Zaten cinlerin de en büyük tuzakları kendisini insanlardan gizlemektir. En büyük gayeleri budur. Kendisini açığa çıkartmamaktır. Bilindi mi onun için en büyük azaptır.
Çünkü def edilecek, başka çaresi yok. Ha. Bu da böyle, mahiyetini bilmezsen devam eder erişir. Mahiyetini bilsen, onu tanısan gider. Mesela, üç halimde bir hadise var. Eğer insan ve kabz ve bas taletleri bilmese, ya durup durup, ya ben niye sıkılıyorum ya? Bazen de bir coşturucu oluyor. Yani insan kendisini tanımıyor. Hep dönüp dolaşıp insan kendisini tanımaya geliyor. Kendini tanı, Rabbini tanırsın. Men arife nefse fekad arife Rabbim. Nefsini tanıyan Rabbini tanır. Allah kendisini tanımayı, insan kendisini tanımaya endekslemiş. Sen kendini tanırsan Allah'ı tanırsın. Kendini tanımadıkça, ölçüyü kullanamadıkça, onunla tartacağın, bileceğin şeyleri nasıl tanıyacaksın? Tanıyamazsın. Öyleyse, şu musibetli vesvesenin aksam-ı kesirisinden kesir-i vuku olan yalnız beş vecini beyan edeceğiz. Yani vesvesenin temelde dört sahada yapılanıyor ruhta. Beş sahada. Vesvesenin beş aslı temeli var. Onu da burada anlatıyor. Fakat biz zaman itibariyle okuyamayız, yetiştiremeyiz. Belki sana ve bana şifa olur. Zira şu vesvese öyle bir şeydir ki cehil onu davet eder. Vesvesenin aslı nedir? Cehil onu davet eder. İlim onu tard eder. Tanısan gider, tanımasan gelir. Vesvesenin yapısı ilim onu tard eder, kovar. Cehil onu davet eder. Yani cahil olduğunu tepende. Tanımıyorsun kendini. Bir sürü hal geliyor. Düşünceler geliyor. Mesela okuyacağız zaten. Mesela adam niye namazı terk ettiğini hakkan dedim. Bu da ilahiyatta okuyor. Hocam dedi ne zaman kalbim temizlenirse o zaman kılacağım. Hayırdır? Ya dedi, böyle kalpte çıkılmaz Allah'a. Tam namaza duruyorum, en aşağıların aşağısını hatırlatıyor bana. Secdeye gidiyorum, para geliyor, kadın geliyor, bilmem pis bir şeyler geliyor. Tam böyle hocam dedi, böyle kalp ne olur dedi. Dedi, namazdan çıkınca ne oluyor? Hepsi gidiyor dedi. Namazda oluyor. Namazın dışında oluyor mu? Olmuyor. Televizyon seyrederken oluyor mu? Yok. Gıybet ederken oluyor mu? Yok. Niye anlamıyorsun ki şeytan yapıyorsa? Namazı terk etmek için yapıyorsa. Sen diyeceksin ki böyle şey geldi. Eyvah ya ben nasıl oldu ya? Bunu ne yapacağım? Kalp öyle. Hayır. Parayla mı kılıyorsun? Kadınla kılıyorsun? Bana öyle dedi. Bana ilk dönem namazdayız. Baktı kadın geldi. İkinci rekatta, üçüncü rekatta ve kalan. Ulan kadınla namaz kılıyorsun sen diyor. Hayır. Hiç meşgul olma. Neyle olursunuz. Namazdan sonra diyor ki bana, namazın olmadı. Niye dedim? Kadına secde ettiğinde kadın ismi gelmedi mi? Dedim ondan kadınsız namaz olur mu lan? Dünyada Allah kadınsız yaratmadı da ama namaz kadınsız olur mu? Ona bir baktı, ulan bu benim lan deli. Daha bir şey. Bıraktı gitti. Ne yapacak ki? Ama desem ki, ya hakikaten ya, Allah Allah ya. Bu nasıl olur ya? Ne biçim rezil kalbim var ya? Böyle olur mu ya? Yani huzur makamda bunlar oluyor. Sen kendini tanımıyorsun. Bu benim nefsim. Bir kere nefis, vesveseyi çözmenin temeli şudur. Kendini çözebilmek, kendini ayıracaksın bir kere. Benim nefsim, benim ruhum, ben. Bunu ayıracaksın bir kere. Benim gömleğim, ben diyen olduğu gibi sahip çıkılandır bu. Ama ben sahip çıkıyor buna. Benim ruhum derken o ben yine ruh değildir. Ruhun arkasında, daha derinliklerinde ruh sahip çıkılan, o ben sahip çıkılan. O sensin. Ha, o sensin. Hatta hayatta hiç kendini görmemişsin. Hani bazıları diyor, Allah niye görmedi? O da kendini sanki gördün. O ben olan kim gördü? Aynada gördün nedir? Kaportadır. Her bebeklikten beri ne kadar siman değişti. Hangisi sensin? Benim nefsim. Ha, sana ait. Sen nefis değilsin. Bu var mı? Var. İman etmemiş. Allah Resulü diyor ki benim nefsim iman etti. Benim nefsim var. Hiçbirinizinkisi etmemiş. Hepinizinki kafirdir. Benim de dahil. Benim ruhum. Ben de ruh değilim. Ama ruh imanım burada. Bir de ben. Şimdi bu adam rahat mı oturacak? Tamam. Aferin lan. Namazdan falan kalmayacak. Der mi? Bu da hükmünü icra edecek. Bu da hükmünü icra edecek.
Bu da yönlendirecek. Bu Allah'a, peygambere küfredecek, namazda bilmem secdeye şey getirecek, kadın resmi getirecek, erkek, kadın serkek getirecek, para getirecek, dolar getirecek, mark getirecek, getirecek de getirecek. Sonra diyecek ki sana, bak dolara, paraya secde etti. Niye? Tam secde ettiyken para geldi. Bu da hemen devreye gidiyor. Olur mu ya, sen getirdin falan, sen seyret. Bir tarafın böyle böyle diyor, bir tarafın böyle böyle cevap veriyor. İkisini de sen seyrediyorsun. Cahil adam, eyvah ya, perişanım ya, Allah Allah ya. Ulan ne oluyor ya, bir tarafım ara böyle diyor, bir taraf. Yani hangi tarafında olduğu bir karmaşık, böyle hurda kaş olmuş, trafik kazasındaki araba gibi olmuş bu adam. Ne yapacağım ya, bir böyle bir böyle. Ay, kendisini sentezletememiş, yani laboratuvara koyamamış, nereden geliyor? Onun için kendini tanımak kadar kıymetli bir ilim yok ki. İlim, ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumak. Ha, hükmünü bilirsen, bunları getirdi. Bu da bunu. Ki Allah Resulü, küçük cihattan cihat ekbere gidiyoruz. Ya Resulallah, bundan daha büyük cihat olur mu? İşte, içinden geçenleri söylemedikçe ve yapmadıkça mesuliyet yoktur. Ve nefisle cihat etmek büyük cihattır. Hani sahabe demiş ya Resulallah, içimizden geçenlerle mesul muyuz? Namazda vesaire de. Peygamber Aleyhisselam Allah bildiriyor, diyor ki içinizden geçenleri konuşmadıkça ve yapmadıkça mesuliyet yoktur. Tam tersine rezil kepaze halinle namaz kılmak çok faziletlidir. Niye? İçinden geçenle amel etmiyorsun, ona rağmen yapıyorsun. Bu cihat işte. Sana diyecek ki bu nefis, bak ne oldu hani biraz önce bu cahilken, ey bak ya ben kepazeyim ya, namaza durulmaz. Şimdi ne oldu? Manzara değişti. En kıymetli namazın ne oldu şimdi? Şimdi bu rahat duracak öyle mi? İman edecek bu. Yani benim nefsim, benim ruhum. Bu da cevap verecek. Şimdi ben de seyrediyorum. Diyor ki, abdestin yoktu biliyor musun? Bizi de bunlar. Ne yapacaksın sen? Abdestim yok. Olsun. Abdestsiz kılıyor. Hatta zaman abdest olur mu? Bak ne diyecek şimdi daha ilerisini? Hiç de araştırmıyorum. Acaba abdestim gitmiş miydi? Hiç araştırma. Çünkü vazifeli değilsin. Amel nasibinden 86'da kesinlikle bilinen şey şüpheyle yok olmaz. Ya bilmiyoruz ki şeriatı biz kardeşim ya. Bilmiyoruz ki. Acaba gitti. Ona bir şeyde acaba oldu mu bir kere, onun hiçbir değeri yoktur. Kesinlik olacak. En son neyi hatırlıyorsun diyor kitapta? Abdestte olduğumu. Bu arada abdesti kaçırdım. Gitti. Biliyor musun kaçırdığını? Yok. En son neyi hatırlıyorsun? Abdest ol. Tamam abdestlisin. Kurcalama. Ya tazelisin. Ulan abdestin bayatı olur mu? Bu ekmek midir? Bunun ne bayatı ya? Abdestin. Gittiğine dair delilin var mı? Kardeşim olabilir. Olabilir. Şeriat hüküm bina etmemiş olabilir. Akıllı olun ya. Olabilir. Olabilir. Karadeniz pekmez olabilir. Ha pekmezdir diye düşünelim. Gemi inşa ederken kaldırma kuvvetini pekmez diye yapalım. Öyle bir bina olur ya, pekmez olabilir. Bir anda gemi giderken pekmez olabilir. Tamam. Öyle bir şey yapalım. Olur mu öyle bir şey? Ha peki en son niye hatırlıyorsun? Tersini düşün. Abdestsizsin. Ama bu arada aldın. Aldığını hatırlamıyorsun. En son ne hatırlıyorsan o. Ulan abdestimiz. Abdestim. Ama hocam işte ya gelirken şöyle olabilir. Ne olabilir ya? Olabilir. Her şey olabilir. Evliyada olabilirdi. Aşağıda da olabilirdi. Olabilir. Hiçbir değeri yok. Ondan sonra ama diyeceksin ki en çok sorduklarım. Hocam bu nefis iyi şeyleri imal eder mi? Eder. O nasıl eder ya? Nefret ettirmek için dinden. Şimdi bana dese ki namaz kılma, abdest alma. Dinlemeyeceğimi biliyor. O aptal değil ki. Nefis aptal olur mu? Şeytandan gerizekalı olur mu? Gerizekalıdan şeytan olur mu? Yani nereden seni vuracağını bilecek kadar zekidir. Çok zekidir. İman arttıkça nefis de artıyor ki terakki olsun. İmanın arttı, nefis burada. Terakki olmaz. Onun için iman ne kadar artarsa nefsin ve şeytanın hilebazlığı artar. Bediüzzaman'ın nefsi sende olsa helak olurdu. Bediüzzaman'da Allah Resulü'nün nefsi olsa o da helak olur.
dereceye göre. Ama onun iman ettikten sonra başka Resulullah. İman ettikten sonra hiçbir şey yok. Ama bunun yaptırıcı, mesela ne yapar? Abdestin yok der. Bu der mi? Hani kötü şeyler söyler. Der ta ki aldıra sana. Of be ya. Bıktırmak istiyor. Bana diyor ki bu aşağılık. Onu da diyeyim der. Diyor. Geçme demedin diye mi? Geçemeyeceğim ya. Namazdayım. Yine teravih böyle bir Ramazan'da Türkiye'de. Sünneti kıldım. Tamam. Bu adam yok bu aşağılık. Farz kıldık, kıldırdım. Gene yok. Son sünneti kıldım. Gene yok. Bu çukur insan, bu nefis, 20 rekatı da kıldırdım teravih, gene yok bu piyasada. Vay 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 vay. Beyefendi Hazretleri. Radiyallahu anh. Salat-ı vitir kılarken, diyor ki senin abdestin yoktu biliyor musun? Niçin bana söylüyor zahire göre? Ne kadar dindar ya. Cık. Abdestsiz kılmanı istemiyor. Ve uyarıyor seni yani. İkazcı. Be aşağılık, o ki benim dindarlığımı, namazımı düşünüyordum. Sünnet kılarken demedi. Farz kılarken demedi. Son sünnet kılarken demedi. Be çukur insan, 20 rekatı kılarken de demedin, salatı bitirdi diyorsun. Niçin? Ben de döneceğim cemaate diyeceğim ki, cemaat, abdestim yoktu biliyor musun? Camdan aşağı atarlar ya, sen dalga mı geçiyorsun ya? Zaten anası dini alamış adam oraya gelene kadar. O dolmuş mu değil ha, iftarda yemiş. Ondan sonra bir de diyeceksin ki diyor Allah hayal edin. Cemaate dönmüşüm ben, mihraptan. Cemaat, abdestim yok biliyor musunuz? Hayal edin ne olur? Herhalde iyi bir şey olmaz yani. Camide sormazlar ama içinden herkes sor bana ya. Öyle ya. Ben ne dedim? Hiç kurcalamadan. Valla dedim ben zaten her zaman abdestim mi kuracağım? Abdestsiz de olur, bir şey olmaz. Sonra alırım kazayı. Namazın kazası oluyor, abdest. Baktım, pişt bir baktım, hiçbir şey yok. Ne yapsan Allah bu benden deli. Ama desin ki, hey acaba var mı ya? Mesela ben az okuyorum ama, ulan abdestim bozulmuş mu ya, hakikaten falan. Hiç kurcalama. Niye? O bozuk olsaydı o zaman belli olur. Şimdi niye böyle yapıyor? Nefret ettirmek için. Güya dindar gözüküyor. Ne dindarı? Maşallah aşağısın. Ondan sonra baktı ki, bana ne desin şimdi? Tersi ilerledi. Ha abdestin yoktu ya biliyor musun dedi. Falan bir gün önce veya sabahleyin abdest bozduğumu hatırlıyorum. Ha tabii dedim abdest, her zaman abdest olmaz ki dedim. Olur abdest de olur. Ondan sonra baktım bir adam, hiç kimse yok, piyasada yok. Ne oldu? Zahiri şeriat. Zahiri şeriat edeceğiz. Beşinciyi okuyorum. Hocam geçmeden imanla olmayanın nefsi olur mu? İmanı olmayanın imanla ne gösteriyor? Evet, onun işi bittiği için iman tarafında hiçbir şey, ruh tarafında hiçbir şey yok. Tamamen nefistir. Nefis olur. Nefsi tamamen hakimiyeti olur. Ruh tarafında bir şey olmaz. O tamamen imansızlık olunca habis ruhlar, habis cinler, habis manyetik alan kuşatmıştır. Tamamen nefistir. Zıt yoktur. Onun için haşir meydanında kafirin amel olarak hesabı yoktur. Kafirin tartısı bizim gibi tartısı yoktur. Kafirin hesabı yoktur. Nasıl? Yani iyilik kötülük hesabı yoktur. Kafirin iyiliği yoktur. İmansız olduğundan iyiliği yoktur. Kafirliğin mertebesini tayin etmek için o bir derecelenme vardır. Bu kafirin cehennemin hangi tabakasına gidecek? Yoksa iyilik bir tarafa, kötülük bir tarafa diye Müslüman gibi bir hesabı yoktur. Kafir kan bitti. İman olmadığı için iyiliği yoktur. İyiliği dünyada almıştır. Zaten öyle bir endişesi yoktur. Ahirette amelim olsun diye. Ama bazı benim Müslümanım, aptal Müslümanım, kafir yok sen cennet endişen yok gibi ama var olsun diye ona yakıştırıyor. Adam cennet endişesi yok, cehennem endişesi yok, Allah dünyasında yok. Bizim Müslüman, yok sen ahiret endişeli öylesin. Yani adamın endişesi yok ya. Endişesi öyle bir derdi yok, sana ne? Ediyorsan cennete mi gidecek? Sana ne yani? Adamın cennette bir derdi olmamış hayatında. Sen mi onun derdiyle dertlendin? Adamın derdi yok, cennete mi gidecek? Sana ne der? Adamın yaşarken cennette bir derdi yok. Cehennem diye Allah meselesi yok. Yok benimse o cennetim mi gidecek? Peki yaptığı iyilik ne olacak? Kör gibi. Lamba tuttu. Herkes istifade etti ama kendisi kör. Peki yaptığı hani zerre kadar hayır mükafatı vardı.
Alkış vardı ya. Bütün kartonlarda Edison yazar. Aldın mükafatını sen. Zaten bu adam bunu istiyordu. Ya ben bunu yapayım da insanlık fayda etsin, ahirette Allah verir. Ha tamam demişse al verir. Ama adamın böyle bir derdi olmamış çünkü yaşantısında yok. Derdi olmayınca benim Müslüman yok yok cennete gitmesi lazım. Sana ne? Adam diyor ki yok yok benim öyle bir endişem yok diyor lisan alıyor. Ve Müslüman diyor ki yok yok senin endişen var. Yok. Diye bir şey ya. İsa'da işte Müslüman. Beşinci vecih. Mesail imaniyede şüphe suretinde gelen vesvesedir. Bu beşinci de çok önemli. Hiç okumadığımız diyebilirim. İmani mevzularda şüphe şeklinde gelen vesvese var. İmani, amel değil. Şimdiye kadar konuştuğumuz amel. Bu çok mühim. İtikat boyutunda vesvese geliyor. Bir çare vesveseli adam bazen tahayyülü takul ile itibas eder. Bir çare adam, cahil insan bazen tahayyülü takul ile karıştırır. Hemen içinizden şu şey var, tahayyülle taakkul. Şimdi bazı tabirleri bilmekte fayda var. Bunu da bilmek için. Şu, dimağda meratip var. Dimağda meratip var. Nerede anlatıyor bunu? Bunu Lemaat'ta anlatıyor. Ne anlatıyor? İnsanın dimağı mertebeleri var, aklın. Bu mertebelerin en düşüğü tahayyüldür. Tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikad. 7 tane mertebesi var. Sayfa 706'da sözlerde. Şimdi 7 tane mertebe var. Tahayyül, tasavvur, taakkul. Burada dedi ki, vesveseli adam tahayyülü tasavvurla karıştırır. Buradan gelen hükmü buradan gelmiş zanneder. Şüphe eder, endişe eder. Şimdi, eğer bu mertebelerin vasıflarını bilirsen, nereden geldiğini bilirsin. O zaman hiç endişe etmezsin. Bu 7 mertebenin de her bir mertebenin 12 basamağı var. 12 basamağı var. Ama senin ve benim bileceğimiz ana fikir olarak 7 tane şey. O 12 taneye girmeyeceğiz. Şimdi buradan geleni buradan zannetti. Tahayyül, tasavvur, taakkul. 3. Tasavvuru yani hayale geleni akla gelmiş şüphe zanneder. Tahayyül, hayallenmek. Taakkul, akıllanma, hani akıl boyutunda gelen şüphe. Şimdi birinci mertebedeki hayale gelen vesvese ve endişeyi akıl boyutunda çöküntüyü zanneder. Aklın istikametini kaybettiği zanneder. Vesveseye düşer. Oysa bak, dimağda meratip var. Birbirleriyle mültebis. Yani birbirleriyle karıştırılabilir. Libaslanabilir. O onun elbisesini giyebilir. Ahkamları muhteliftir ama hükümleri farklıdır. Dimağdaki mertebeleri. Evvela tahayyül olur. Hayal olur. İnsan bir şeyi ortaya fiiliyatına çıkmadan bu 7 tane mertebeden geçer. 1. Tahayyül. Hayal etme o şeyi. 2. Sonra tasavvur gelir. Yani onu tasvir etmek. Şekillendirmek. Sonra gelir taakkul. Onu aklı çerçeveye alır. Aklen düşünür. Sonra tasdik geliyor. Aklı çerçeveye koyduktan sonra tasdik ne? Doğru. Aklın kısaslarıyla ölçer. Doğru. 4. mertebe. Sonra izan olur. Aklı mertebesine geçtikten sonra doğruluğu tasdik edilirse, aklın ölçüleriyle tasdik görürse, şiddetli bir şekilde ona intikal olur varlığına. Buna da izan denilir. Sonra gelir iltizam. Sonra o şiddetli bir şekilde astını düşünme olursa
intikal olursa iltizam gelir. İltizam da kendine lazım kılmak, kendine mal eder. Bu benim, bu bendendir, benden çıkmıştır veya Kur'an'dan çıkmıştır, bana lazım diye iltizam eder, kendisine lazım kılar, kendisine mal eder. Sonra da itikat gelir, sonra da o şey itikat olur. İnsanın fiiliyatının kaynağı akıl değildir. Akıl, kalp, fiil. Unutmayın. Akıl, kalp, fiil. Ha, fiil, eylem. İnsanın fiiliyatını ortaya koyan kalpteki duygulardır. Akıl değildir. Ayaklı kütüphaneler bilgiyi bildikleri halde, namaz kılmak gerektiğini bildiği halde aklı var, kılmayı da biliyor ama namazı yok. Eğer aklı, akıldakiler mutlaka fiiliyata geçseydi bu bilen namaz kılardı. Veya alim hata yapmazdı. Peki bu aklı, akıldakiler kalbe inerse, akıl mertebesindekiler kalbe mal olursa, yani hisse geçerse, fikir his olursa, o zaman his olan bir şey fiiliyatsız duramaz. Mutlaka yapar. Örneğin, haya varsa, haya ilim değildir. Haya histir. Açıldığı zaman kıpkırmızı olur. Ama ona desen ki, bak, bacım sen açıl ama şu kadar çuval para var. Utanma. O para uğruna açılır ama utanmamazlık yapamaz. Çünkü fikir değil o, histir, hemen kızarır. Perde kadınına de, sana bir çuval para var, örtün ama biraz kızar. Örtünür para için ama kızaramaz, vicdani bir şey. Onun için insanın fiiliyatını buradan kaynaklanır. Dağdaki ninelerimiz hemen kapanır. Müthiş namazı ve takvası vardır. Ama ayaklı kütüphanenin namazı yoktur. Çünkü ayaklı kütüphanenin bu su yok ki bu olsun. O zaman ya bu adam alim, bu adam bilmem şöyle böyle bilgili milgili, şunu nasıl yaptı bir daha demeyin. Çünkü bu vardı ama bu yoktu. Onun için bu olmadı. Dağdaki ninelerimizin bu su var, bu su yok. İlim yok ama bilgi, şey, hissi var. Hissi dinisi var. Fiil mutlaka olur. Yani kalpte olan bir his fiiliyata çıkmamış yapamaz. Yani hocam akıldan önce kalp mi geliyor? Fiiliyatın öncesi kalp. Ama burayı şekillendiren de efendim budur. Şeyde Hutbe-i Şamiye'de sayfa 72'de insanın fiiliyatının kaynağını söylüyor. Ama mevzu değişir. 72'de bir şeyini okuyayım eğer Hutbe-i Şamiye bulabilirsek. Aferin Hasan'a ki her şeyi tamamlamış. Tam medreseci ruh. Medreseci ruh. Aradığımızı bulamasam ne yapacağım? Arkadaşlar, 72 dedim, 77'dir. Okuyayım. Evet, iman kalpte, kafada daimi bir manevi yasakçı bıraktığında, iman kalptedir ama kafada yasakçı bırakıyor. Şubesi var imanın burada. Fena meylanlar histen, nefisten çıktıkça yasaktır der, tard eder, kaçırır. İnsanın fiilleri bu. Kalbin, hissin temayülatından çıkar. İnsanın fiiliyatı kalbin, hissin meyletmesinden ortaya çıkar. Fiilin kaynağı kalp ve histir. O temayülat, o kalpteki hislerin meyletmesi ihtisasatından ve ihtiyacatından gelir. Peki o kalpteki his, onun kaynağı nedir? Ruhtaki temayülat ve ihtiyacatından gelir. Ruhtaki inkılaptan, ruhtaki yapıdan kaynaklanıyor. Yani demek ki namaz, onun altyapısı his, kalp, onun altyapısı kalbin temayülat, kalbin temayülat, hissin ihtisasatından ve ihtiyacından gelir. Ruhun yapısındaki inkılaptan geliyor. Ruh dışa vuruyor. Ruhun dışa vuruşu. Ruhun da altyapısı ene. Enenin iki yönü var. Nübüvvet tutmuş, fesret tutmuş. Ruh ise iman nuruyla harekete gelir. Ruh ise imanla. Bu, bu. Hatırladınız? Bu, bu.
Yani bunu harekete getiren, ruhu harekete getiren imandır. İman. Demek ki ruhu nur iman ile harekete geçer, hayır ise yapar, şer ise kendini çekmeye çalışır. Daha kör hissiyat onu yanlış yollara sevk edip mağlup edemez. İnşallah başka de uzun okuruz. 146'da da günah kebairi işleyip istiğfar etmemek, Emir'da 1, 103'te ve 203'te der ki, günah kebairi, günah işleyip istiğfar etmemek imandan hissesi olmadığına delildir. Çok ilginç. Ruhun da yapısını 136'da anlatıyor. Ruhun 4 ana yapısı var. Ruhun 4 ana yapısını 136'da söyledik. Şurada da başka bir şey var. Evet, burada. 144'te demek vicdanını ve maneviyatını sarsmadan, istifaf etmeden, hafife almadan, tam ihtiyar ile şer'i işleyemez bir insan. Vicdanını ve maneviyatını sarsmadan, tam ihtiyarla, çok rahatla günah işleyemez. Evet, Müslüman vicdanlıdır, imanlıdır, günah işler ama rahatsız olur. Onun için siz Alman kadar günah işleyemezsiniz. Aynı şeyi yaparsınız. Yani onun kadar lezzet alamazsın günahta. Çünkü günahta menüs bir lezzet var diyor. Ustad der ki, her şeyde menüs bir lezzet var, imansızlıkta lezzet yoktur. Çünkü sizde vicdan var, vicdanını sarsmadan, tahrip etmeden, ortadan kaldırmadan tam rahatla günah işleyemezsiniz. Günah işlerken bile vicdanınız rahatsız olur. Demek vicdanını ve maneviyatını sarsmadan, istifaf etmeden tam ihtiyar ile şer'i işleyemez. Onun için İslamiyet fasıka hain bilir, şehadetini reddeder. Mürtedi zehir bilir, idam eder. Hristiyan bir zimni ve kafir bir muahidi ipka eder. Hanefi mezhebi zimninin şehadetini kabul eder. Onun için mürtedin mahkemede şahitliği kabul edilmiyor ama Hristiyan ise ediliyor. 103'te Emirdağ'da günahı rahatça işleyip, istifaf etmeden, hafiften, rahatsız olmadan rahatça günah işleyerse ve istiğfar etmese imandan hissesi olmadığına delildir. Herkes kendisini bilir. Ama yakar yani, Müslümanı yakar. Sabahleyin kalktın, sabah namazını kaçırdın da hiç endişe yok. Sen nereden kaçırdın? Arabanın kırmızı lambası yanıyor kardeşim, ararık başladı. Fan açmadı, pervane çalışmıyor. Motor yanıyor kardeş. Motor 120'ye vurdu, 130'a vurdu. Motor yanıyor. Rahatsın, kalktın, ya ne yapayım? Kaçırdı. Yani bir farzın yapılmaması haramdır. Çok rahatsan, en kısa bir zamanda motorunu rektifiye götür. Şahsi. Neyse, demek ki bir çare vesveseli adam bazen tahayyülü taakul ile iltibas eder. Anladık. İlk mertebeyi üçüncü mertebe zanneder. Yani hayale gelen bir şüpheyi akla girmiş bir şüphe tevehüm edip itikadına halel gelmiş zanneder. Ve bak ya, Allah Allah ya, ben kafir mi oldum ya? Birisi rastladı, geliyorlar ya bu tip. Hocam ben kafir mi oldum ya? Sen dedim korkuyor musun kafir? Hocam dedi ya çok korkuyorum ya, kafir oldum zannediyorum dedi ya. Kafir kafirlikten korkar mı? He? Korkmaz.
Kafir kafirlikten korksa Müslüman olur be kardeşim. Çünkü korkan taraf var, korkulan taraf var. Kafir kafirlikten korkuyorsa korkulan yer var, korkan taraf var. İkilik oldu. Sen korkuyorsan neden korkuyorsun? Kafirlikten. Bir korktuğun yer var, bir de korkan var. Korkan imandır işte. İmanın korkuyor. Yani kafirlikten korkmak imanlı olduğuna delildir. Kafir olsan zaten korkmazsın. Endişe yok, düz. Şarteller aşağı, heyelkenler fora. Hiçbir endişe yok. Hem bazen tevehüm ettiği bir şüpheyi imana zarar veren bir şüphe zanneder. Bazen de hayal eder bir şeyi. Tevehümü küfür, küfür olmadığı gibi. Bu kaydedir. Hani küfrü hayal etmek. Mesela bir misal vereyim. Derste diyorum ki, rastladım yani. Gençler böyle ama ihtiyarlarımız da var arada. Diyorum ki eğer ders yapıyoruz, muhakimeli tevhid dersi. Eğer Allah yoksa haşa. Bu kainatı neyle izah edeceksin? Bak bir elma rengi gözüne göre, kokusu burnuna göre, mayeti ağzına göre, çiğnemesi dişine göre, tadı diline göre, gıdası vücuduna göre, kimyası midene göre vesaire. Eğer Allah yoksa bu ağaç seni o düşünüyor. Yani zekidir, şuurludur, gayelidir, maksatlıdır, kimyacıdır, midenin kimyasını biliyor ya. Biyolojicidir, vücudu biliyor ya bütün hücreni. Gözcüdür, gözün zevkini biliyor, ona göre yapıyor vesaire. Bu mümkün mü yok? Tam bunun böyle şey izah ederken, eğer Allah yoksa, bir tanesi o yaşta, tövbe ya. Bunu tahammül edemiyor. Yani tahayyülü küfür küfür zannediyor. Yani farz mı olan, eğer Allah yoksa, hayal ediyoruz. O zannediyor ki, yoktur dedi. Anlıyor musun? Şey yapamıyor. Kavrayamıyor tabii, yaşlı ya, imanı müsaade etmiyor. Hem bazen tevhim ettiği bir şüpheyi imana zarar veren bir şüphe zanneder, bazen tasavvur ettiği bir şüpheyi tasdiki aklıya girmiş bir şüphe zanneder. Yani bazen de tasavvur ediyor. Ya böyle olur mu ya? O zaman zanneder ki hayal ettiğim şeyi hayal da akıllı olur. Akıllın malı zannediyor o şeyi, kötülükleri. Bazen düşünüyor. Mesela şeytanlık da geliyor da ona düşünüyorsun. Şu var ya şu an. Şöyle yapayım, böyle yapayım. He böyle kalır. Tamam. Düşündün. Sonra biraz oluyor, ulan ne şeytan akıl var ya, tövbe ya. Ha, mesul musun? Onunla içinden geçen yap yap dediği halde yapmasan, işte cihadın bu. Sebaptır. Ha, biraz önce bak bunu, bu bilgi olmasa, vay be ulan ben aşağı ben zındığım birisi mi oldum ya? Şuna bak ya, ne biçim pislikler geçiyor ya. Lan da geçecek kardeşim. Mesela bir iyilik yaptım birisine, böyledir. Nedir? Mutlaka bir kanal açıp o iyiliği, yaptığım iyiliği çaktırmadan anlatmam lazım. Dayanamam. İçinden iter seni. De lan. Diyor, hizmet ol. Olur mu ya? Riyakarlık olur. Yaptığım iyilikleri, bu taraf söylüyor. Yaptığın iyilikleri söylenirse hani sağ ver, sol göz, bilmeyecek misin? Kavgalar başlar. Olur mu ya? İnsanlara örnek olur ya. Tabii hayra yarışın. Belki onlar da. Nefis böyle. Yani iyi enaniyetin kabarı demiyor. Hayrı teşvik edersin. İlle zorlar seni. Baraj böyle patlar gibi. Söyle söyle. Kardeşim Hasan Hoca, buyur abi. Merkez Camisi'ne bugünlerde gittin. Yok abi. Nasıl gitmiyorsun ya falan. Ya denk gelmedi. Allah Allah, bazen insan oraya. Tamam abi, ne oldu, hayırdır? Yok bir şey yok ha. Ne oldu abi? Yani oraya... ne? Kapıdan girerken hemen sol tarafta köşeye bir ışıldak mıdır diyor. Yani ceren kesilince bir lamba yanıyor. Onu taktım da diyor. Acaba oraya uygun oldum. Abi oraya uygun oldu ama sana hiç uygun olmadı. 99'a gitti, biri kaldı. Ya ben onu demek istemedim diyor ya falan diyor. Senin gözünle orayı falan. Tamam abi tamam. 99'a gitti, biri kaldı. Sonra bir hafta sonra, daha bir hafta çekti. Geldi sarıldı. Dedi ya, bir haftadan beri yanıyorum dedi. Ya beni niye tutamadın dedi. İnsanın fıtratı iki tanedir temelde. Göl gibidir, deniz gibidir. Düşeni kusar dışarıya deniz, göl ise yutar. Yani, peki içinden geçmeyecek. Evet, yaptığın iyilikler içinden geçecek. Onları demeyeceksin ve onu yapmayacaksın.
Ha, o zaman cihat. Yanıyor ama. Pıfır pıfır yanıyor. Eğer bir kanal verdin mi, o yaktıkça var ya, imanın her an artıyor senelerce. O yakma imanı, yandım, piştim, oldum. O hep yakar. Ama bir kanal verdi mi, terakki bitti. Sebabı bir kaldı, uçtu, ısısı gitti. İnan, dikkat edin, hep böyle terakkinize sebeptir. O hapsettin ya, yakıyor böyle. O da bitmez, olsa da desem ya. Öyle. Yok, yol vermeyeceksin. Hem bazen bir emri küfrü de tefekkürü küfür zanneder. Yani dalaletin esbabını anlamak suretinde kuvve-i müfekkirenin cevelanını ve tetkikatını ve bir tarafane muhakemesini hilaf iman zanneder. Yani imanla küfrü mukayese etmek için, yani söylüyorsun mesela, eğer Allah'a devreye katmasan, eğer Allah yoksa bunu neyle izah edeceksin? Mesela cansız toprakta canlı bitki çıkıyor. Ölü maddeleri yiyoruz, fasulye, domates, ekmek, diri diri dolaşıyoruz. Ölüden diri, kör maddeden göz, ölü topraktan diri ağaç. Şimdi ölüden diri çıkıyor. Eğer bu hayat bu kaynaktan çıkmış olsa, burada yapılmıştır ama bu kaynak kaynağı değil. Toprak da canlı olması lazım. Cansızdan canlı çıkması cansızın işi değil. O zaman cansızla canlı arasındaki ara boşluğu neyle dolduracaksın eğer Allah yoksa? Doldur hadi. Bu hayatı neyle vereceksin? Hani kel diyor, ilaç yapabilse kafasına sürer. Eğer toprak hayat verme kabiliyeti olsaydı kendisine hayat verirdi. Anlıyor musun? Ha demek ki toprakta imal ediliyor. Tezgahtır. Tezgahtar değildir toprak. Verildiği yerdir. Veren değildir. Toprak düşünülendir, düşünen değildir. Yapılandır, yapan değildir. Kast edilen, hedef ittihaz edilen vasıtasıdır ama hedef olan, hedef eden değildir. Toprağın hedefi yoktur. Toprağın gayesi ve maksadı, şuuru yoktur. Şuursuz olanın şuurlu hareket yapması muhaldir. Nereden gelecek senin? Toprak ki sana imal edecek. Öyle harika bir sistem var ki topraktan sana imal edeceksin. Sanayi, yani ağaç, ağır sanayi. Ağaç kadar daha büyük ağır sanayi var mı? Topraktan ağaç yapacaksın. Tekrar o toprakla yapılan ağaçla toprak vasıtasıyla elma yapacaksın. Koku yapacaksın. Koca parfüm fabrikaları var. Ama bir ota bak, senin evindeki koku. Aklım gidiyor. Ulan salladım. Burnumun direği ya. Ha? Toprak, sipsiyah toprağı. Ola bakıyorum toprağa, çıkan kokuya bak ya. Yani normal biyoloji. Bir de yapraklarıyla kendisini besleyecek. Ya! Dökülen. Ya! Yani bir koku imal etmek, tadı imal etmek, meyveyi imal etmek normal bir biyoloji mi? Normal bir teknoloji mi? Normal bir sanayi. Diyoruz ki bu sebep bu, netice bu. Allah yoksa neyle izah edeceksin? Bazı usta, Allah yoksa tövbe hocam ya, deme ya Allah yoksa, böyle deme ya diyor. Kaldıramıyorum, dur. Tamam emici, tamam sana. Yani burada ne diyor? Dalaletin esbabını anlamak suretinde kuvve-i müfekkirenin cevelanını ve tetkikatını bir tarafına muhakemesi hilaf iman zannedir. İşte telkinat-ı şeytaniyenin eseri olan şu zararlardan ürkerek, eyvah kalbim bozulmuş, itikadım halel gelmişler. O haller galiben ihtiyarsız olduğundan, cüz ihtiyarısıyla ıslah edemediğinden iyeyse düşer. Bu yaranın merhemi şudur ki, tahayyülü küfür küfür olmadığı gibi tevehhümü küfür dahi küfür değildir. Tasavvuru dalalet, dalalet olmadığı gibi tefekkürü dalalet dahi dalalet değildir. Yani küfrü hayal etmek küfür olmadığı gibi küfrü vehim etmek de küfür değildir. Küfrü düşünmek küfür olmadığı gibi küfrü tefekkür etmek de küfür değildir. Mesela mesela yapayım. Şimdi kainatta tasarruf eden birisi yok. O zaman bu kainattaki herhangi bir meyve, yaprak bütün kainattan süzülmüş hakikattır. Çünkü bir otun, bir yaprağın olması için güneşle toprak, su, hava, ağaç, elementler birleşmesi lazım. Şuursuz şeyler, gel arkadan şöyle bir gaye ile gayelenelim, böyle bir şey yapalım diye nasıl ittifak edip de ortaklık kurarlar?
Öyle ya. Gel arkadaş, ne yapalım? Ey toprak, güneş diyor. Toprak da diyor, buyur güneş kardeş. Beraber bir anlaşma yapalım. Ne yapalım? Bu aptal insan var. Çok da muhtaç ama yapamıyor bir şey. Buna vücudunun her tarafına cevap verecek. Tırnağından saçına kadar bir hap yapalım. Adı da elma olsun. Hangi şey yapalım? 276 çeşit var. Diyecek ki tamam bunlar biraz kafasızdır. Ne işe yaradığını renkle şey yapalım. Kırmızı vuralım, sarı vuralım. Hepsi farklıdır. Öyle rastlantı değil. Şimdi oraya girmeyeceğiz. Renkli renkliler niyedir? Niye vesaire. Ceviz niye beyne benzer? Yani niye ayva öyledir vesaire? Yani böyle bir tefekkür etmek, yani eğer Allah yoksa neyle güzel çıkıyor? Hakikaten çıkardı işin içinde. Küfür değildir, senin bana getir. Çünkü hem tayin, hem tevhüm, hem tasavvur, hem tefekkür, tasdiki akliden ne olacak? Tefekkür, tasdiki akliden ve izani kalbiden ayrıdırlar, başkadırlar. Demek ki tahayyül, tevehüm, yani hayal, vehmetme, tasavvur, düşünme, tefekkür, fikretme, evelleme demektir. Mesela ağacı, kainatı tefekkür ediyoruz. Tefekkürü saatin hayrı min ibadi senet. Bir saat tefekkür, bir sene nafile ibadetten evladır. Öyle mi? Öyle hadis. Tefekkür nedir? Evellemektir. Yani aslıyla düşünmektir. Aslına götürmektir. Tefekkür. Fikretme. Unutma bunu. Bu lugat manasını vermiyorum. İstila manasını veriyorum. Yani ne? Tefekkür evellemektir. Aslıyla düşünmektir. Aslıyla bakmaktır. Aslıyla bütünleştirmektir. En zirve safhası odur. Yani o zaman bu kainat sana ne oldu? Müfessir gibi oldu. Bir elma armut, bir alim gibi sana Allah'ı tasvir ediyor. İnsan bir uman ya. Uman, Allah'ın dışında yaratılan her şeyin hakikati insan. Onun için ne demiş büyük zat? Arş benim, kürs benim, cennet benim, cehennem benim. Hepsinin hakikati sensin. Çekirdek dese ki, yaprak benim, meyve benim, kütük benim, koku benim, renk benim, benim, benim. Doğru mu? Evet. Ama elma çekirdektendir ama elma gibi yer arama çekirdeğin içinde. Elmayı çekirdeğin içinde arama. Elma çekirdek de çekirdeğe uygun şekilde var. Her şey çekirdekte var. Ağacın her şeyi çekirdek. Ama oraya uygun. Kur'an'da her şey var. Oraya uygun. İnsan hepsinin haritasıdır. Hepsi insanda var. Buraya uygun şekliyle var. Bu masayı ben yaptım. Benden çıktı ama benim içimde masa arama. Masayı yapan masadan önce olduğu gibi ve masa cinsinden olmadığı gibi kainatı yapan da kainattan öncedir ve kainat cinsinden değildir. İnsan da böyle. Bir saat oldu, kesiyor. Şimdi aslında şu cümleyi de okuyayım da çünkü son şey, önemli bir şey, bu çok mühim. Yani bu tasavvur, taakul, tasdik, tasavvur, tahayyül, tasavvur, tahayyül, taakul. Tahayyülden başlıyorsun. Tahayyül, tasavvur, taakul. Buraya kadar serbesttirler. Nedir? Onlar bir derece serbesttirler. Cüz-i ihtiyarı pek dinlemiyorlar. Teklifi dini altına çok girmiyorlar. Yani hayalinize gelen, vehminize gelen o küfür sözleri ihtiyarın dışındadır. Teklife girmiyorlar. Allah onlara hükmetmemiş. Şeriat hükmetmemiş. Hocam bunlar sadece itikat boyutunda mı? Yani amel boyutunda mesela içkiyi tahayyül ederek veya tasavvur ederek içkiyi veya başka günahları bir dereceye kadar kendini oraya kaptırıp ondan sonra amele girdim mi onların tahayyülü de mesela yaklaşmayın zinaya derken tahayyülü de dahil etmiyor mu buna? Çünkü şimdi, kapıları açıyor, aralıyorsun tahayyülle. Şimdi bu itikat boyutu çünkü başta dedi ki mesail-i imanide şüphe suretine gelen vesvese
o fiil boyutunda bir başta saydık ya şöyledir, böyledir diye. Ama tabii ki insanı bir fiiliyata sevk eden olay nedir? İlk önce onu düşünür, hayal eder, tasvir eder. Akıl boyutunda kendisine yakınlaştırıcı sebepler bulur. Sonra onu düşer, değil mi? Eğer iman varsa hemen onu abluk altına alır. Hepimize küfür şeyleri gelir. Zina şeyi gelir, içki gelir, bilmem ne gelir. Adam mesela imkan geldi, emanet var, para. Onu gelir ama hemen onun karşısında dedi ki, okudum Hutbe-i Şami'de 77'de, hemen iman geliyor, dur der. Onu abluka eder, orada durdurur. Hatırlarsan, o fiiliyatı ne yapıyor? Ötekisi durduruyor. Diyor ki, kalpten, İman kalpte kafada daimi bir manevi yasakçı bıraktığından fena meylanlar histen nefisten çıktıkça ruh yasaktır der, tard eder, kaçırır. Olmaz. Çünkü onun boyutunu hemen efendim şeyle ruhla, ruhtaki hakikatle çökertiyor. Yani nasıl çökertiyor? Ya yapma falan taassup, o da çare ama esas ilmi çerçevede. Diyeceksin ki bu hakikaten insanlığa, insana, topluma, ferde herkese zarardır. Hiçbir menfaati yoktur vesaire. Yani Allah'ın hükmettiği şeylerde kötü olduğuna delil, fiiliyatına bak. İçki, mesela bir tane söyledi, hocam dedi, Allah yasak ettiği şeylerde isabet ettiğinin delili nedir dedi. İçki yasak ettiği bilmem ne şey ya. En güzel delili, içkinin akıbetine bak. Hapishane, meyhane, kabristan, hastane. Neticesi bu. Değil mi? Son durakları bu. Ha, o zaman Allah'ın yasak ettiğinin isabet ettiğine delil, akıbetinin içinde gizlidir. Yap, o fiilin yapılmasının içinde gizlidir. Orada neticesi olur. Demek ki çok iyi bilmemiz gereken şu, bu tür şeyleri cüz-i ihtiyari pek dinlemiyorlar. Dinin teklifi altına da girmiyorlar. Onlar din hükmetmemiş. Çünkü onlar serbest dolaşıyor.